Evet, ee, çok var daha, takım izinli. Bu birazdan söyleyeceğim bilgiler tamamen e, isparata değil, yoruma dayalı şeyler. Çünkü daha var, hoca denemedi, hoca futbolcularla konuşmadı, e, teknik heyetiyle konuşmadı veya işte ekibiyle konuşmadı. Neyse, tamamen yorum. İstihbarat değildir. Dellali'nin ben Galatasaray derbisinde yedek kalma ihtimalini %99 hmm. görüyorum. Aslında son Ümraniye Spor maçındaki kadroya yakın bir e, kadro göreceğiz. Kim o? Kalede Mert Günok. Tamam. rozye Tamam. Diğer tarafta Masuaku. Masuaku mu emin miyiz? Çünkü basın toplantısında biraz Masuaku'yu eleştirdi. Beklendiğimin altında kaldı diye. Umut'u oynatacaktır ama şimdi değil bence. Heh, tamam. İki stoper. Sais ve Tayyip Talha. Orta alandaki üçlüyü bozmayacaktır hoca. Bu üçlüden memnun çünkü. Benim aldığım bilgiler de Ümraniye'den bu doğrultuda. Salih, Getson, Josef. Joseph e Josef ortada tabii. Tamam. Joseph ortada, Salih, Getson yan yana. Üç oyuncu kaldı. Bir kanat. Ee, sağ kanat. Redmond. Sol kanat. Cenk Tosun. Forvet'te. Vegors. Maçın adamı da Cenk Tosun. Ben Onu şu diyorsun. an iddiaya girdiğimden gayet memnunum bu kadroyu duyduktan sonra mesela. Ne olsaydı Neyi korkardın? seni çekindirirdi? Yani neyden Orta saha mesela o. çok defansif geldi bana. Beşiktaş'ın orta sahası şu an. Hmm. Salih, Getson, Josef. Joseph. Yani Salih biraz da altı numarayı oynamayı seven bir oyuncu ama hücumda etkinliği olan bir Get oyuncu. Getson? Yani Getson... Biliyorsun e, bu arada Galatasaraylıların hepsi... Onur abi çok özür dilerim. Emre sözünü kestim. Get Senin de buna. kesmeye hakkın vardır. Özür dilerim. Getson'a... Bütün Galatasaraylılar son 10 yılını, 15 yılını en iyi futbolcusu gözüyle bakarken Beşiktaş'a geldikten sonra sıradan bir oyuncu sadece bir iki maçta oynadı hmm. yorumuyla yaklaşıyor. O yüzden Getson gayet de hücum aksiyonları olan bir futbolcu. Ama işte bunu da rakamlara sürekli, yansıtması hayır, lazım. Beşiktaş'ın yani, doğru, doğru. Beşiktaşı teknik direktörü sürekli yedek bıraktığı için. Getson kaç maç ilk 11 oynadı bu sene? Son 2 iki maçta, 2-3 iki, <laughs> maçta yedek 12. 12. haftadayız. Getson kaç maç ilk 11 oynadı? 7 Beşiktaş? diyeyim mi? Bilmiyorum 7 diyeyim. 6-7. E o zaman yani zaten... Kötü söyleyeyim. bir futbolcu mu olduğunu iddia ediyorsun? Kötü bir futbolcu demiyorum ama... Demiyorsun. Evet. Çok da yıldız bir futbolcu olsaydı herhalde en az 12 maçın 10'unda sakatlık ya da ceza olmazsa oynardı Getson. Emre yıldız futbolcu değil diyor. Getson haberini Allah bize nasip etti A Spor'da vermeyi. Verdiğimiz anda bütün Galatasaraylılar Getson Beşiktaş'ta dediğimiz gece 11... 23-47'lerde gibi verdik biz bunu A Spor'da Beşiktaş'ta dediğimizde. Hı -hı. 23 de verdik. Çift 0.30'da Galatasaray yönetimine istifa. Hashtag'i en üst sıradaydı. Yani Galatasaraylar için o kadar üst düzey bir futbolcu. Bu yıl performansının arkasında kaldı mı? Bence kaldı Emre. Zaten sohbetlerimizde tahmin ediyorsun. Ama Emre'nin de söylediği kadar böyle ikinci sınıf bir futbolcu değil. Tabii o zaten ikinci sınıf futbolcu demedi, demedi. canım. Yani evet. Ben demedim demedi mi? zaten. Demedi, <laughs> demedi ama <laughs> performans... Hayır şöyle dedi. Yıldız bir futbolcu değil dedi. Galatasaray yani taraftarı abartıldığı kadar büyük futbolcu değil aslında yani. Ben bu sene de şunu söyleyeyim. Ama bu sene yıldızlığını kaç maçta ilk bir oynadı ve ne kadar istatistiği var? Sadece bunu soruyorum. Bu yıl, bu yıl ben de gördüm. diyorum ki performansının gerisinde kaldı. Bir tane asisti var Getson'un. Göz, gözümle gördüğüm, izlediğim. Onun dışında kaç maç ilk 11 oynadı, ne kadar katkısı aldı? Sadece bunu soruyorum. Tamam ben de diyorum ki bu yıl Getson performansının gerisinde kaldı. Galatasaray da oynadığı yıllarda. Yok Galatasaray'da ama şey sen de dedin ki yıldız bir futbolcu değil. Yok, Galatasaray'da yıldız bir, bir şey futbolcu olmasaydı ki. Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimine getson Beşiktaş'a gittiğinde istifa çağrısı yapmazdı. Benim yakın arkadaşım Emre Onur abi sen yoktun. Emre Ahmet bu hikayeyi biliyor. Defalarca anlattım özür dilerim. İsmi Burak. Burak Fındık. Benim samimi ilkokul arkadaşım. Hı, hı. İsmini de söyledim. Kusura bakmasın. Ben Getson Beşiktaş'a gelecek hazır ol diye onunla işte sohbet ediyoruz. Saat 20'lerde 20-30'larda. Yani başka kimseye söylemediğim için onlarla konuşuyorum. Bizim bir deplasman grubumuz var. Benimle dalga geçiyor. İşte Getson alamazsın, kramponunu alırsın. Ben de şeydeyim, pusudayım. Ya yani vereceğim haberi ama ne zaman vereceğim bilmiyorum. 23.40'larda haberi verdim. Arkadaşım bana, benim çocukluk arkadaşım, upuzun mesaj attı. Sen yalancısın diye. Yalancısın diye. Galatasaraylılar için, Getson o kadar yani. önemli bir oyuncu. Abi, bu oyuncuların şey, söylediği bir, şey, şey, tamam. bir şey. Şu an önemli yıldız bir futbolcu bir değil şey yorumuna katılmıyorum. Böyle bir şey bir, de demedim. Hiçbir şey. konuyla dedi, alakası bir olmayan biri değil olarak. Değil zaten. kadar bir şey diyeceğim. Getson, değil. Değil. Getson zaten yıldız bir futbolcu. Hiç değil. Bir zaman. Kariyerin hiçbir zaman kariyerinin hiçbir döneminde evet. olmadı. O, olmadı. Galatasaraylılar yani bu kadar hatası. Selim özür dilerim. Selim özür dilerim. Destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Galatasaray taraftarları aynı dönem içerisinde. Yani Galatasaray taraftarının ne istediği evet. bizim bir şey değil bugün, ki. bugün yapacağımız yorumu etkileyen bir şey değil. Morut, Morutsan için bana iki ay boyunca dediler ki Morutsan geliyor mu? Morutsan yeni evet, hacı olacak. Ha. Morutsan şu an seri B'de oynayan, seri B'nin son sıralarında oynuyor Pisa. O takımda kadroya giremeyen bir oyuncu. Maçıay, bu, bu, bizim için öyle değil. değildi ama. Hayır, Getson bu biz... o takımda en iyisiydi Emre. Hangi takım? Hangi? Galatasaray'ın 17 asistan Galatasaray, ben, ben bunu hep söylüyorum. Galatasaray'da bir maçı var diyorsun. Bir ben. tane maçı var. Beşiktaş derbisi. O da Beşiktaş'a karşı denk geldi. Çok iyiydi. O maçta gerçekten çok iyi oynadı. Asla hakkını yiyemem. Yani Getson ben kötü bir futbolcu zaten demiyorum. Ama olmadık benim hakkım. Olmadı. Ama Galatasaray'larda Ama... şöyle bir durumu var Emre. Yine özür diliyorum. Sen de benim lafımı kes lütfen. Bir daha susacağım. Galatasarayları şöyle sende özellikle var. Ya Getson konusu açıldığında Getson'un çok da önemli bir oyuncu olmadığını iddia ediyorlar. Ben, ben en başından Emre beri öyle düşünüyorum. Buna denk geliyorum ben sohbetlerde. Yo ben en bu başından beri öyle düşündüğüm için bu konuda bir şeyim yok. Ve ben Peki. sana katılmıyorum. Şimdi o zaman tamam. Saray'da olsaydı Getson'a yıkmayalım bütün programı. Öyle tamam. Getson da o zaman birkaç e, istatistik yapsın, yıldız olduğunu göstersin. 11'de oynamaya başlasın Beşiktaş'ta ben ikna olurum zaten. Ona göre konuşuruz. Şimdi mesela o zaman görürüz. Erdem Akbaş bana bir istatistik göndermiş. En çok ikili mücadele kazanan dördüncü futbolcu ligde. Yani yani Berkan Kutlu'nun sağ ayaklısı. Bu istatistikte iyi ama Duydun mu? Duydum mu Onur abi? Duydum. Mesela umarım inşallah e, bu yorumu sosyal medyaya düşer Emre'nin. İnşallah. son için Berkan Kutlu'nun Bugün bayağı iddia Evet, ya. Hayır, hayır. Farkında mısın da da mı Ahmet, abi Onur abi? Bir şey söyleyeceğim. Bir beni bir konuştur burada. E, tamam. sonla ilgili. Ben şimdi Emre'yi tutmak, birinizi tutmak istemiyorum da. Evet. Beni Belli Ali geldiğinde FBEJK kardeşliği. <laughs> FBEJK <-Jeka> kardeşliği. <laughs> kardeşliği. Yok ama şimdi getson potansiyeli yüksek bir oyuncu. Gerçekten ee... oyuncuydu. Ya hala 23 yaşında değil Emre. Ya bir seri yakalar, yürür gider hani. Sen de çok iddialı konuşma bence. değil. değil, değil. Ya. Ama henüz hiçbir şey kanıtlayabilmiş bir oyuncu değil. Potansiyeli Doğru, var. Mesela Tottenham'a gitti oynayamadı. Benfica'da oynayamadı. bir tane sezonu yok böyle istikrarlı evet. oynadığı henüz böyle çok uzun Doğru, süre oynadı. Niye bakıyorsun bana? Yanlış. Bak Delali ile ilgili de bak bunu yapmayın. Delali ile ilgili de yaptınız bak. Ya Delali'yle Delali'ye de, delali, de, son kıyaslaması ya. yapamazsın ama biz anlatmaya çalıştık. Çok Tabii. düşük düşüşte dedik hani ee, bu kadar da beklentileri doğru ayarlamak gerekiyor. Ama onun gerekti, tapını bir dedik. potansiyelini gördük. Belki yine oraya gelir denebilir. Ha, işte ama ya Masuaku mesela Aa, Premier Lig sol beki dediniz. Sonuç konuşmadı. Tamam. Sol beki dediniz, Premier Lig sol beki deniz dedik ki West Ham'da bile hani hiç varlık gösteremedi. Hani soru işaretleri var dedik. Salih Uçan çok ha. çok mesela Salih Uçan'ın da alıp götürdüğü bir sezon yok. Parladığı dönemler var. Forma bulduğu iyi işler yaptığı dönemler var ama böyle ne top oynadı be dediğimiz bir sezonu yok tam anlamıyla. Ya bence bu şekilde biraz abartıyor Beşiktaş kamuoyu oyuncularına Kimse sahip abartmıyor. çıkma konusunda. Burada ben söylüyorum bence. Sadece. Yok genel ben genel sadece. yorumlar tamam. da bu. O zaman bak şöyle bir soru sorayım sana. Sana da bir yorum şansı vereyim derbiyle ilgili. Dışarıdan bakan biri olarak hangi takımın kadrosu daha ağır basıyor? Ben kadro olarak tabii ki Galatasaray'ın ağır bastığını ve fore olduğunu düşünüyorum. Ama Okan Hoca'nın da oyun içi hamleleri, oyun okumalarında biraz da şimdi çok eleştiri alıyor ya ister istemez onu etkiliyor. Yani hmm. Hoca tarafından biraz daha Beşiktaş tecrübe açısından daha önde ama iç sağ avantajı, Tabii. kadro kalitesi bana göre Galatasaray'ın daha önde. Hmm. Yani ben beraberlik bekliyorum bu dengeden dolayı ama ille biri kazanacaksa %51 Galatasaray daha önde diyorum. Diyorsun. Ben.